Biz farkında bile değilken milyonlarca insan enfekte oldu. Ve her şey küçük bir öksürükle başladı. Ve asla durmayacak. Gün be gün büyümeye devam ediyor. Uçuşlar iptal edildi. Bütün şehirler karantina altına girdi. Hastaneler enfekte insanlarla doldu. İşte buna küresel pandemi deniyor. Bunun gibi bir şeyi nasıl deneyimleyebiliriz? Bunun gibi dünya çapında bir salgını insan ırkı şaşkınlıkla karşılamayacaktır. 1918'de oldu ve İspanyol gribi olarak biliniyordu. Küresel nüfusun yaklaşık 1/3'üne bulaştı ve tahminen 50 milyon insanı öldürdü. Ve 2020 yılının başlarında başımıza Covid geldi. Günümüz pandemisi Covid milyonlarca insanı öldürdü. Büyük ihtimalle bu pandemiler uygarlığın sonu anlamına gelmeyecek. Böylesi salgınlar insanlığın sonunu getirmeyecektir. Ama bu sonuçları olmayacağı anlamına gelmez. Olabileceklere geçmeden önce, sizce bir pandemi nasıl başlar? Geçmişte yaygın olarak yayılan salgın hastalıkların en önemlilerine göz atalım. İspanyol gribi gibi. 2003'teki SARS'ın yanı sıra bir grip türüyle başladı. İki ana grip türü vardır. A tipi ve B tipi. A tipi, tipik olarak hayvanlardan gelir. Kuşlar, kediler, domuzlar ve atlar dahildir. Ve B tipi virüsler, sadece insanlar arasında yayılır. Böyle bir virüsün belirtileri hepimizin deneyimlediği şeylerdir. Burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve sadece genel soğuk algınlığı belirtileri. Ama diğer durumlarda solunum yollarında böbrek yetmezliği ve hatta ölüm ile bile sonuçlanabilir. Ama bütün bunların olacağının garanti olmadığını unutmayın. Böyle bir hastalık 2,5 milyardan fazla insana bulaşabilir. Neden bu kadar çok bulaş oranı var ve neden bu kadar hızlı yayılıyor? Hepsinden önce bunu sorgulamalıyız. Bu grip hakkındaki en önemli şey havada taşınabildikleridir. Eğer birimizde varsa ve sizin istikametinizde nefes alırsa, virüsü taşıyan su damlacıkları ile yayılmaya başlar. Veya üzerinde virüs olan bir yüzeye dokunursanız ve sonrasında yüzünüze dokunduğunuzda, işte o zaman hastalığı kapmışsın demektir. Grip belirtilerini hemen hissetmeseniz bile hissetmeniz birkaç saat sürebilir. Hatta bu süreç 2 haftaya kadar uzayabilir. Bu her zamanki gibi insanlarla etkileşime gireceğin ve bilmeden onlara bulaştıracağın anlamına gelmektedir. Bugün dünya nüfusu çok daha farklı. Dünya nüfusu 1918'in İspanyol gribinin sırasında olduğundan çok daha fazla. Ve biz de artık çok daha farklı yaşıyoruz. Şehirlerimiz artık çok daha yoğun. Mumbai gibi yerlerde mil kare başına 76 binden fazla insana sahibiz. İnsanların birbirine daha yakın yaşaması, virüsleri birbirimize daha kolay bulaştırabileceğiz anlamına gelmektedir. Sadece bu da değil, artık dünyayı kolaylıkla gezmekteyiz. Bilmeden virüs taşıyan insanlar, hastalığı hızlı bir şekilde dünyanın bir ucundan diğer ucuna getirebilirler. Eğer bu virüs tek kişiye bulaşırsa, o tek kişiden birkaç daha fazla kişiye bulaşacak ve enfekte olmuş insanlar sırayla hastalığı yaymaya devam edecekler. Zaman geçtikçe hastalık sonunda milyonlarca insana bulaşacaktı. İnsanlar enfekte oldukça tüm ülkeler karantinaya alınacaktı. Tam da şu an olduğu gibi. Eğer daha da kötüye giderse sonunda evlerimizi bile terk etmemiz gerekecekti. Böyle bir durumda sağlık kuruluşlarından yardım almak zorlaşabilir. Milyarlarca insan enfekte olmuşken hastanelerin herkese bakabilmesi pek olası değildir. İspanyol gribinin yaptığı gibi yayılan bir pandemiyle karşı karşıyaysak 200 ila 425 milyon arasında ölüm sayısını tahmin edebiliriz. Ve bu da yaklaşık olarak enfekte olacak 2,5 milyar insana tekabül etmekte. Uzmanlar insanlığın sonunun büyük bir salgından kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Büyük bir pandemi 100 yıl önce İspanyol gribi ile oldu. Ve ondan önce 1347'deki bubonik veba ile. Ve ne yazık ki bu gibi pandemiler insanlık uygarlığının bir gerçeğidir.
Ama bugün yaşadığımız pandeminin İspanyol gribi kadar kötü olacağı anlamına gelmiyor tabii ki de. Her ne kadar hastalık her zamankinden daha verimli bir şekilde yayılsa da. Ayrıca tedavi etmek her zamankinden daha kolay olabilir. Doktorlar hemen bir aşı bulabilirler. Şu an günümüzde olduğu gibi. Bugün artan teknoloji ve iletişimin her zamankinden daha sorunsuz olması ve benzeri unsurlar ile bilim insanları birlikte çalışabilir. Bir sonraki sorun, yapılan aşıların nasıl dağıtıldığı olurdu. Ülkeler birlikte çalışmaya istekli değilse aşıları adil bir şekilde dağıtmamak ciddi bir çatışmaya neden olabilir. Ama ülkelerin birlikte güzel bir senfoni eşliğinde çalışabileceğini göz önünde bulundurursak, pandemi sürecinin rahatça son bulacağı gerçeğine de değinmeden geçmemeliyiz. Umarız ki önümüzdeki yıllarda yeniden böyle bir süreç içerisine girmeyeceğiz. Sonuç olarak şimdiki zamanda bu tarz hastalıklar için hayvanları ve öngörülerimizi daha iyi analize edebiliyoruz. Ve olası pandemilerin sebep sonuç ve etki edebileceği durumları iyi bilmemizden dolayı en azından yayılmasını ve daha da ileriye taşınmasını engelleyebiliriz. Peki sizce bütün bunlardan nasıl korunabiliriz? Sağlık çalışanlarının dediğine göre kurallar aslında çok basit. Aslında soğuk algınlığından korunmakla aynı diyebiliriz. Ellerinizi çok yıkamalı, hapşıran, öksüren insanlardan uzak durmalı. Ve eğer hasta hissediyorsanız kesinlikle hemen doktora görünmeniz gerekmektedir. Her ne kadar bu senaryoda herkes ölmek zorunda olmasa da insanlar üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.